Zafer yolunda Türk devletlerini simgeleyen bayrakların bulunduğu alandayız. 1916-2016 yılları arasında geçerli olan, yani Avrupa devletlerine göre geçerli olacak olan gizli bir anlaşma var. Sykes-Picot anlaşması. Bu anlaşmaya göre 1916 ve 2016 yılları arasında Avrupa devletleri Türkiye'yi paylaşmışlar. Yeraltı zenginliklerini paylaşmışlar. Türkleri de kendilerine köle yapma derdine düşmüşler. Tabii bilmiyorlar Türk halkının vatanı ne kadar sevdiğini. Milleti için, toprağı için, vatanı için canını vereceğini hiç düşünmemişler. Halide Edip adı var. Bir kitabında uzayda, dünyada, dünya haricinde uzayda, ayda ve diğer gezegenlerde Türk olduğunu bilseler oraya da asker çıkartırlar demiştir. Yine hiçbir ordu, hiçbir düşman ve hiçbir silah yurt sevgisinden daha güçlü değildir. Türk bayrakları adeta bunu simgelemektedir. 16 tane büyük devlet kurmuş dünya tarihinde Türkler. Son olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti varlığını hala devam ettirmekte. Arkamda görmüş olduğunuz fotoğraflarda 1922 yıllarında o dönemde yaşananlara ait panoramalar var. İşte mermi yapılan hanımlar, kanlılarla yük taşıyan anneler, Şerife bacılar, hemşire Nesrinler, çavuş Haliller, Hasan Ağalar, Kocatepe, Atatürk silüetleri vesaire o dönemde yaşanan buhranlı günleri bir nebze resimlere dökmüş devletimiz ve buraya güzel bir anıt sunmuş. Biz de bu anıttaki yolculuğumuzu bitirip Zafer yoluna Kocatepe'ye doğru devam ediyoruz.